Kripto Sesli Haber'e hoş geldiniz. Yeni doğrulayıcılar geldikçe bir günde 111 milyardan fazla Lunch stake edildi. Terra Luna ile ilgili habere başlarken, bir sonraki Terra Luna haberini almak için lütfen şimdi abone olun. Lütfen bu videoyu Terra Luna topluluğunu desteklemek için sosyal ağlarda paylaşın. Terra Luna Classic, Lunch topluluğu, uzun vadeli güven arttıkça her gün 111 milyardan fazla Lunch'in stake edildiğini gördü. Bağımsız Terra Klasik Geliştirme Grubu TerraQuita'nın bir üyesi olan Reyeller Belli, çarşamba günü bir tweet'te, sahiplerinin bir günde 111 milyar lunch'den fazla hisseye sahip olduğunu ve günlük yaklaşık %12'lik bir artışı temsil ettiğini açıkladı. Artışın yeni doğrulayıcıların piyasaya sürülmesinden bir gün önce geldiğini vurgulayan Reyeller Belli, hareketin ağda uzun vadeli önemli bir güveni temsil ettiğini iddia etti. TerraQuita üyesi, yeni doğrulayıcıların gelmesinden önceki son günde, stake 1.5 artarak yaklaşık %12'ye yükseldi, dedi. Bu, Lunch'de yıkıcı bir yüksek vergi yerine olumlu bir ekonomik ekosisteme geçişle birlikte uzun vadeli büyük bir güven olduğunu gösteriyor. Her 10 dakikada bir Lunch Staking güncellemelerini yayınlamaya adanmış bir Twitter botu olan Lunch Staking'den elde edilen veriler, sahiplerinin 825 milyar Lunch stake ettiğini gösteriyor. Özellikle toplam arzın yaklaşık %12,4'ünü temsil ediyor. The Crypto Basic'in yaklaşık bir ay önce Lunch stake etme hakkında en son bildirdiği zaman, toplam Lunch stake edilen miktarın 629 milyarın üzerinde olduğunu ve arzın %10'undan biraz fazlasını temsil ettiğini belirtmekte fayda var. Reyeller Belli tarafından vurgulandığı gibi, bugün en az 4 yeni Lunch doğrulayıcı piyasaya çıkıyor. Özellikle Terra Rebels ve Happy Jet Taikuto, doğrulayıcıları başlatması beklenenler arasında. Bu arada Lunch etkileyicisi Class Crypto, doğrulayıcı Classis Crypto Sperer'in yayına girdiğini zaten duyurdu. Ayrıca bu pozitiflere ek olarak, Lunch topluluğu, Class Crypto tarafından vurgulandığı gibi, yaklaşık 400 milyon Lunch eklenerek topluluk havuzunda bir artış gördü. Özellikle bunun yarısı, topluluğun 17 Ekim'de kabul ettiği 5234 numaralı teklif başına topluluk yanından kaynaklanan %10 senyoraj nedeniyle geldi. Sonuç olarak bu, The Crypto Basic tarafından bildirildiği üzere karışık tepkilerle karşılansa da, bu aynı zamanda şu anlama geliyor, topluluğun kalkınma için çekilecek daha fazla fonu var. Aolan uzun vadeli inancın, faydaya giden bir yol çizerken büyümeye devam edeceğini belirtmekte fayda var. Özellikle zincir yakında yeni zincir içi yardımcı program yaratarak inter blockchain iletişim kanallarını yeniden açacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Terra Luna haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.